Yavru vatan Kıbrıs'a geldik. Yamaha'nın R25 lansmanına ve hemen bir asfaltın tadına baktık. İçin Yamaha'nın büyük bombasıydı R25. Avrupa'da R3 diye satılıyor çünkü orada 300'lük, fakat biliyorsunuz bizdeki vergi dilimi dalgasından dolayı buraya 250'si geliyor. 250'lik motor işte bizim gibi özel ülkeler için üretiliyor. Türkiye'de bu sene Yamaha 1000 tane R25 satmayı planlıyormuş. Dolayısıyla çok iddialılar. İddialı olmak için de sebepleri var. Bu motor hakikaten iddia edildiği kadar agresif, güzel görünümlü, rahat oturuşlu, kullanımı kolay. Yüksek devir çeviriyor. 14.000 devir çeviriyor. Bak devre bak. 250 cc 2 silindirlik bir motordan bahsediyorum. 14.000 devir çeviriyor. Normalde biliyorsunuz hani 250 cc böyle ezgin yarışçı, gariban çocuk, işte gençlere bunu yaptık falan gibi bir iddiası veya düşüncesi vardır, fikri vardır. Yamaha böyle düşünmüyor. Yamaha diyor ki Türkiye'de özellikle tüm dünyada 250 cc sınıfı gitgide ateşleniyor, büyüyor. Dolayısıyla böyle iddialı bir motor yapalım. Şimdi İlk dikkatimizi çeken agresif tasarım. Tabii ki Yamaha'nın imzası, biliyorsunuz R serisi, YZF serisi, işte R1'i, R6'sı, R125'i bile hep böyle agresiftir, asabidir. Burada da aynı imza var, böyle farlar falan, çok acayip şekil. Hatta 250'lik bir motorda az bulunan bir özellik, hava emme kısmını iki farın ortasına koymuşlar. Bu aile geleni, yani R6 gibi, sanayide böcek kasa derler, bilirsiniz. O agresif tasarımın devamına bakarsanız, hani tasarım kısmında diyoruz ya hep böyle, bu adamlar İtalyanlarla çalışıyor galiba, bir acayip çiziyorlar falan. Burada gene o imza var. Bu egzozu bile hani o R6'nınki gibi böyle kısa küçük egzoz alttan falan. Tam o böyle sülale boyu YZF. Zaten artık dolu dolu Yamaha diyor ki bunun adı da YZF R25. Normalde 250 cc'lik motorlarda alıştığımız bir şey var. Az yağ alır ya. Bu öyle değil abi. 2.4 litre yağ alıyor. Ve hani her 10.000'de bir buji değiştiriyorsun falan gibi böyle bakımla ilgili önemli detaylar verdiler bize. Yağ değişimi için enteresan bir şey söylediler. 5.000'de bir yağ değişimi var. Ama 2 yağ değişiminde 1 yağ filtresi değişimi uygundur bu motor için dediler resmi kaynaklar. Biz de şaşırdık. Diyasil kaplı böyle özel teknolojili bir sürü bir şey anlattılar böyle sabahki o basın toplantısında. Hakikaten enteresan bir motor teknolojisi. Biliyorsunuz artık böyle hani eski tip o çelik bloklardan kullanılmıyor. Her şey alüminyum bu motor bloğunda. O yüzden hafif. 160 küsür kilo her şey dahil. Dolayısıyla iddialı bir yerde yani. Mesela bunun rakiplerine bakıyoruz. Honda biraz daha ağır. Böyle o biraz totosunu toplayamıyor. İşte Suzuki'yi hiç saymıyorum Inazuma'yla. Zaten Inazuma şey, obez çocuk. O ailenin tombiği. Bu öyle değil. Bu hakikaten Kawasaki ile dövüşecek hafiflikte. Ve Kawasaki'den bir fark var. Bu seneki Ninja 250 biliyorsunuz tek silindirdi. Bu çift silindir abi. Bu gidiyor. Bu üst devirde. Evet, iki silindirin ve motorun henüz rodajda olmasının sebeplerinden dolayı düşük devirlerde o kadar çekmiyor ama yüksek devirde böyle o bir 7000'i falan geçtikten sonra böyle bip 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 diye bir 7000 daha var abi. 14.000 devir müthiş. Arka maşa o YZF, R1, R6 gibi yarış motorlarından alınmış tecrübeyle çizilmiş. Bu yüzden oldukça uzun. Dolayısıyla kolay kolay tekere gelmiyor. Hani daha dengeli ve stabil gidiyor. Zaten bütün şasiyi o teknolojilerden orada edinilen, yarış pistlerinde edinilen tecrübeyle çizmişler. Alüminyum değil. Tüp şasi, çelik şasi, fakat buna pırlanta şasi diyorlar. Pırlanta şeklinde çünkü. Bu güzel tasarımıyla gençlerimiz arasında böyle asabi motor istiyorum abi. İşte plakalı sökeceksin, arkaya böyle bir şey yapacaksın falan. Tam o adamın motoru işte bu. Dolayısıyla çok satacağını düşünüyoruz. Çok kısa bir süreyle Yamaha Türkiye bu motoru 13.500 liraya satacakmış. Bu da bayağı iddialı bir fiyat. Hani rakiplerinin hemen hepsiyle... Bazılarından biraz yüksek, bazılarından alçak. Dolayısıyla böyle tam yerini bulmuş.
Bir denemenizi tavsiye ediyoruz. Muhakkak bir test motoru, deneme motoru vardır bir yerlerde. Bir endişemiz tabii yere yapıştığım için onu söylüyorum. Bu lastikler. Lastikler tabii IRC olunca ben de biraz fazla böyle diye gideyim bastırdım. Burada tabii izleyici kitlesini görünce dayanamayıp şova yürüdüm. Tabii hemen yapıştık. Ama bunun dışında elbette İstanbul'un o mümtaz asfaltında hani kaygan olabilir. Dolayısıyla IRC lastiklerini yerine önde 110, arkada 140. Dolayısıyla çok ince değil. Ona güzel Rosso 2'leri çakıp devam etmek lazım. Biz genel olarak beğendik. Yanımda gördüğünüz R25'i çok beğendim gerçekten. Özellikle benim gibi 1.60 boy civarında olan insanlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde Kawasaki ve KTM gibi farklı modellerini de kullanmıştım. Daha önce R125'im vardı. O bundan daha rahatsız, doğruyu söylemek gerekirse. Bu hem daha konforlu olmuş, hem benim vücuduma ve boyuma daha uygun olduğunu düşünüyorum. Gaz tepkisi de gerçekten çok güzel. Bacaklarımın arasındaki gücü kesinlikle hissettim. Herkese tavsiye ederim. Onun haricinde belki fiyatlar uygun olmayabilir. Bilmiyorum, bütçeye de bağlı. Ben çok memnun kaldım. Eğer bu böyle çok size alacalı geldiyse, bunun bir de Midnight Black dedikleri, hani gece yarısı siyahı var. O da bir güzel görünüyor. O da ayrı bir tasarım. Ama unutmayın ki siyah motoru temiz tutmak zor olur. Nesini beğenmeyebilirsiniz? Vallahi 13.500 TL'nin üzerine eğer fiyatı artarsa o zaman beğenmeyebilirsiniz. Ama şu haliyle bizce nefis. Şimdi burada tabii enteresan teknik detayların yanı sıra bir de hani görsellik var abi. Gösterge tablosunda büyük bir motosiklette beklediğimiz hemen her şey var. Vites göstergesi, hararet, benzin, var da var, trip metreler, krip metreler. Yaz artık üstüne ne istersen. Hatta bu sıvı kristal ekran diyor ki yağ zamanı geldi, değiş abi falan uyarıları yapıyor. Yani o kadar akıllı bir motosiklet bu. 250'lik ama öyle hor görmeyeceksin küçüğü. Bakalım bagajda ne var? Bagaj buradan açılıyor. Görüldüğü gibi burada bir yer çıkıyor karşımıza. Hani bunun altında da bir kısım var. Buraya da bir şeyler sığdırılabiliyor. Altında avadanlığı falan var. Böyle bir durum. Hani buraya ufak tefek bir şeyler sokabilirsin. Bir yağmurluk falan sığar buraya. Bu da pratik bir detay. Motor bloğunda tuhaf değişiklikler var abi. Normalde alıştığımız nedir? Paralel motor böyle işte kranga bağlarsın yürür. Bu öyle değil. Kranga şöyle yapmışlar. 180 derece bağlamışlar. 170 derece bağlamışlar. Dolayısıyla böyle silindirler biraz daha önde kalıyor. Krangın tam orta merkezine göre bir tuhaf teknoloji var. Hani sürtünmeyi biraz azaltmak, daha rahat devirlenmek falan gibi tuhaf şeyler anlattılar bize. Biraz fazla mühendislik kafa tabii almadı. Bir de yere yapışma var üzerine. Sele yüksekliği 778 santim. Dolayısıyla hani çok böyle abi benim boyum çok uzun değil ama falan diyen insanlar, beberuhiler, işte ufak tefekler falan hepsine uyar bu. Gördüğün gibi bak ben çok rahat oturuyorum. Aa, baksana şöyle. Yani herkes bu motorun üzerinde rahat eder. Fazla da ağırlığı yok. Dolayısıyla yeni başlayana hakikaten yürüyor. 18 ve 35 yaş arası demişler müşteri kitlesine. Bence doğru. Hatta bu durumda ehliyet yaşı 17 olduğuna göre 17-35 yaş bile denebilir.